Hümeze suresini inşallah hep birlikte konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Haliniz Şimdi, Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah iyilik versin Hamdten inşallah. Hamdden şükürden aciziz. Allah bizi hamde layık olduğu gerçeğini fark edenlerden eylesin. Amin. Amin hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi sevgili hocam Hümeze suresi yine Mekki efendim bir sure. 9 ayetten oluşuyor. Ee, ve asır suresinin hemen akabinde en son asır suresini efendim hep beraber konuşmuştuk. Bu e, dokuz ayeti müsaadenizle geleneğimiz üzere. Efendim ben mealen bir arz edeyim sizin eserinizden ardından da birinci evet. ayetten itibaren konuşmaya başlayalım. Yoğunlaşmaya gayret edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Servetinin kendisini sonsuza kadar yaşatacağı zannıyla mal biriktirip onu tekrar tekrar sayan insanları çekiştiren kaş göz hareketleriyle yüze karşı eğlenmeyi adet edinen kişilerin vay haline veil olsun onlara hayır hayır muhakkak ki o kişi hutame'ye atılacaktır hutame'nin ne olduğunu sana bildiren nedir hutame Allah'ın yandıkça tırmanıp yürekleri çökerten tutuşturulmuş ateşidir o uzatılmış sütunlarla onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir. Mealinde efendim Hümeze suresi. Şimdi hocam burada bir veil başlangıcı var. Efendim e ve ile ilgili bu e, söylenecek mutlaka farklı şeyler var. Klasik olarak bildiğimiz bizim veil yazıklar olsun onlara işte yazık olsun ki ah ki vah ki hı hı. manalarında bir yazıklanma ifadesi ama onun dışında başka yorumlar olduğunda siz eserinizde evet. arz ediyorsunuz bu veil'in manasıyla başlarsak devamıyla birlikte bize ne söyler? Evet, ifade ettiğiniz e, Hümeze Suresi çok önemli bir e, sure gerçekten yani mesajı itibariyle küçük küçük kısacık 9 ayetten müteşekkil olmasına rağmen her bir ayetinin Kur'an'da onlarca ayetle doğrudan bağlantılı olduğunu ve o bağlantıları gördüğümüz zaman aslında Hümeze suresinin bir insan inşasında olumsuz bir insan tipinin hangi özellikleri kendisinde bulundurduğunu ve onlardan aslında zımnen nasıl kurtulmak gerektiğini bize ders olarak veren harikulade bir kısa suredir. Hümeze suresi adından da anlaşılacağı gibi bir alaycılık kınaması üzerine bina edilmiştir. Alaycılık, alaycılığın nasıl felaketler getireceği, alaycılığın sonunun nasıl korkunç bir hutame denen akıbetle şekilleneceği, bu surede verilen en temel konulardan bir tanesidir mal biriktirme dünyevileşme servet servete ait kalma serveti tek dünyalılığın vazgeçilmezi haline getirme anlayışının ne kadar korkunç bir felaket sebebi olduğu bu surede veriliyor bu haliyle mal ve servet biriktirmenin insanı felakete götüreceği ana fikri itibariyle sure, Tekasür suresine bağlıdır. Hmm. Orada El Hakimü Tekasür, onu uzun uza diye konuşmuştur iki abi. programda. Servet ahlakının ya da servete bakışın nasıl olması gerektiği noktasında verdiği bilinç itibariyle Tekasür suresine bağlıdır. Hmm. Hayatını bu tür bir lüzumsuzluğa kurban etmek ve geçen zamanı dikkate almama noktasında da asr suresine bağlıdır. O insanın hüsranda oluşu evet, meselesi. Hüsranda oluşunu bize e, bu sure anlatır. Bunu şunun için söylüyorum. Kur'an'daki surelerin sıralanışı Hı. öyle rastgele falan değildir. Surelerin iniş sıralamalarında her ne kadar e, o sırayı takip etmek Kur'an'ı doğru anlamada çok önemli bir okuma biçimi ise de bu mevcut sıranın da rastgele bir sıralama olmadığını ve ayetlerin kendi içindeki anlam bütünlüğüne ilaveten surelerin birbiriyle yakın anlam ilişkisi içerisinde dizayn edildiğini de bu vesileyle söylemek için ifade etmeye gayret ettim. Surenin fil suresiyle de aynı şekilde bir anlam ilişkisi var. Çünkü ashabı fil dediğimiz o ordunun sahipleri de dünyanın onlar için ebedi olduğunu zanneden biz varız başkasına burada yer yok efendim mantığını ortaya koyan adamlarla yahsebu enne ma ahlede cümlesi bir anlam ilişkisi ortaya koyuyor harikulade bir sıralaması var bu resmi sıralamanın her ne kadar bazıları bu sıralamada tevkifilik değil İctihadilik, ...ictihadilik esastır olduğunu. diyorsa da yani ilahi belirlenim değil de evet. bu işi düzenleyen alimlerin kendi iradeleri sahabilerin sahabilerin e, e, sıralamalarının tercihleri. evet etkin olduğu görüşü önemli bir ağırlık taşıyor olsa da şahsi kanaatim yani az buçuk Kur'an'ı tanıyan bir adam olarak e, söylüyorum bu sıralama böyle bir ...ictihadın sonucu olabilecek bir sıralama değil bunda bir e, semai dünya vardır. Semavi dünya diyorlar. Evet. Bence o semavi kısmı çok doğru değil. değil. Onun semai değil. kısmı daha doğru. Semavi olunca gökten oluyor falan tamam. Allahü u Teala'ya. İşitsel olan. Mekan. Mekan <laughs> e, isnadı değil de makam isnadı anlamına geldiğini tabii, söyleyelim. Tabii. Ama semai olunca duyuma dayalı yani vahye dayalı evet, evet. Cebrail'in bildirmesine dayalı bir e, dizayn olduğunu düşünüyorum. Onun için çok fevkalade önemsiyorum bu sıralamayı. Kur'an'ın böyle de anlaşılabileceğini ifade edeyim ama nüzul sırasının da e, çok önemli bir okuma biçimi olduğunu da elbette söylemiş olayım. Evet Böyle sureler birbiriyle anlam ilişkisine sahip bu surede çok ilginç bir hutame kelimesi var. Evet. Tabii onu biraz sonra söyleyeceğim ama sureyi tanıtma anlamında ifade edeyim. Hutame esasında alaycılığın ve mal biriktirmenin akıbetini ifade eden bir kelimedir evet. ve çok ilginç. Hutame hani insanlar mallarını biriktirirken nasıl ki böyle şeyler yapıyorlar, istifleme istifleme yapıyorlar. Evet. Hatta mal biriktirirken Nasıl ki insanlar birbirlerini kırıyorlar, birbirlerine olmadık eziyet yapıyorlar. Hatta dünyayı cehenneme çevirircesine bir ekonomik çıkar ahlaksızlığı nasıl ki depreşiyorsa işte hutame. Burada insanları kırıp geçirenlerin mahşerde kırılacağını haber veren bir sıfat. Hmm. Cehenneme ait. Hutame kırıp döken demektir. Burada neyi kırdıysanız Burada insanları kırdıysanız, onların onurunu, şerefini, haysiyetini kırıp döktüyseniz, sizin de onurunuz, haysiyetiniz öbür alemde kırılacaktır. Hutama kelimesinin seçilmiş olması harikulade bir tespittir. Hem hümeze lümeze anlamında alaycılığa derin bir gönderme vardır. Hem de mal biriktirmeyle birilerini bu anlamda mahkum eden anlayışın, kırıp döken anlayışın öbür alemde kırılacağı, döküleceği gönül kıranların gönlünün kırılacağını ifade ediyor. Elleti tattali'u alel afide işte yani yüreğinden dışarı yukarı doğru efendim tutuşan bir ateşten söz ediyor. Niye yürek? Niye cehennemin yürekle ilişkisi kuruluyor? Çünkü burada Müslümanların gönlünü kırdı adamlar. Onların da yürekleri öbür alemde kırılacaktır. Onun için hutame kelimesi burada geçer ve bu kelime bu haliyle bu sureden başka bir yerde olsaydı sırıtırdı. Evet. Tam yerinde ve her haliyle surede verilmek istenen asıl mesajı ortaya koyan harikulade bir kelime. O kelimeyi de bu vesileyle kardeşlerimize evet. hatırlatmış olalım. Böylece sorunuzu şimdi evet. cevaplamaya gayret tamam. edeyim. Evet, e, veil kelimesiyle başlıyor bu sure. Tabi veilun hem vay haline diye tercüme edilebilir. Veilun siz de ifade ettiniz yazıklar olsun anlamına da gelebilir. Yani bu tercümelerin e, her biri doğrudur neticede. Fakat bu veil kelimesinin bu dedi, dediğimiz hep sonuna ünlem işareti koyarak e tercümeye gayret ettiğimiz bu anlamlarının dışında bir de aslında veil kelimesi cehennemde bir vadinin adı olarak hmm. bilinir. Veilun işte o vadi kafirlerin bir süre bekletildiği ve oradan işte cehenneme sevk, sevk edildikleri dedi. o korkunç cehenneme hazırlanma vadisi o vadinin adı olarak da biliniyor. Yani adam rahat rahat cehenneme de gidemeyecek yani o, o demektir. Hmm. Bunun her aşaması sıkıntı. Çünkü e, şeyde geçiyor. Furkan suresinde geçiyor. İza ra'atuhum min mekanin ba'idin semi'u laha tagayyudan ve zefira ve iza ulqu minha mekanan dayyikan. Oraya yani cehenneme e, dar bir yerden atılmak yahut da cehennemin dar bir yerine atılmak. Dar bir yerden cehenneme atılmak veya cehennemin dar bir yerine atılmak. Fakat nasıl bir darlık? Ee, işte yüreği burkan bir darlık. Mukarranine. Elleri ayakları demir kelepçelerle bağlanmış bir şekilde atılmaktan söz ediyor. İşte o Veil Vadisi muhtemelen şeyde Hakka suresinde geçtiği gibi 70 zira zincirin onlara takılmış olduğu halde işte azaba sürüklenmeleri aşamalarından bir tanesidir. Veil kelimesi o vadiyi ifade eden evet. önemli bir kelimedir. Hem bir kınama ifadesidir hem de bir e, diyelim ki özel bir isim e, olarak da algılanabilir. Her ikisi de doğrudur ama yaygın olan kaba kabul vay haline yazıklar olsun şu 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 özelliklere sahip olan filanca tipten insanlara diye genel kabul budur ve il kelimesi bunu karşılıyor. Son derece böyle şiirdeki aliterasyonu da çağrıştıran, sesleşliği de çağrıştıran hem bir hümeze ifadesi var hem de bir lümeze ifadesi evet. var ilk ayette. Evet. Ondan sonra onları nasıl anlayacağız yani hümeze, lümeze bunlar ne demek? Teknik özel tabirler mi yoksa başka türlü anlamları mı içeriyor? Bunları Şimdi, nasıl kavrarız? Gerçekten ee, hani hem Hümeze hem Lümeze kelimesi işte ifade ettiğiniz gibi böyle sesleşlik anlamında çok e, birbirine benzeşen kelimeler. İlginçtir bunların anlamları da birbirine çok benziyor. Hatta bazı alimler Hümeze Lümeze'nin ikisinin birden aynı anlamı verdiğini ha, alay etmek suhriye diyoruz biz buna. Suhriye, yani alaycılık. Hem Hümeze hem Lümeze ikisine birden alay etme hmm. anlamının verildiğini söylüyor bazı alimlerimiz ama eğer iki kelime kullanılıyorsa iki kelimenin mutlaka nüansı vardır yani en azından ee, hiç olmazsa onu ortaya koymak lazım çok kesin ifadelerle ortaya koyamıyoruz İlla o odur şu şudur diye fakat şöyle kabataslak bir ayrım yapabiliyoruz İşte hümeze el kol hareketleriyle yapılan alaycılığa Lümeze ise daha çok kaş göz hareketleriyle hmm. yapılana e, denir. Yani böyle tercihler var. Mesela Hümeze'ye ağızla gammazlama e, işini yapan adamın eylemi olarak da hümeze. karşılığı Hümeze, e, Lümeze böyle kınama, biraz kendini kınama veya başkasını, başkasını kınama. Kınama, kınama anlamını e, verdiği kabul edilen kelimeler dir. Her ikisi de ama ortak anlamları her ikisinin de bir e, alaycılıktır. İster maddeten olsun, e, elle olsun, ister e, bakışla olsun, bakışla olsun ister, ima ile olsun, ister gözle olsun, ister sözle olsun, ne olursa olsun alaycılık içeren bu tür faaliyetler buradaki kınamanın e, ne kadar önemsendiğini ve akıbetinin ne korkunç sahneler getireceğini ortaya koyuyor. Şimdi Kulli hepsini mi bütün Tabii. Tabii çok ilginç. Şimdi bu şey bu sure 32. 32. veya 33. suredir iniş sırasına göre. Hı hı. Resmi sıralamada e, 104 104. 105. Mi nedir? Ama iniş sırasına göre 32. suredir. Bundan önce inen surelerden mesela kalem suresini hı bu vesileyle hatırlamak durumundayız. Çünkü bu konu daha önce bir yerlerde geçmiş olacak ki şunu şunu yapanlara yazıklar olsun, olsun sözünün densin. bir anlamı olsun. Onu atfedilebilsin. Tabii, Tabii. Onu at yani durup dururken başlamadı bu. Hatta ben şöyle söylüyorum e, Yusuf Bey risaletin ilk dönemlerinde Mekke müşrikleri Hazreti Peygambere böyle çok şiddetli bir karşı çıkış içinde değillerdi. Onu dikkate almıyorlardı aslında. Evet. Mesela şöyle diyorlardı. Alaycı, ironik bir yaklaşımla. Yani zavallı, zavallı zavallı yani. Kendi halinde. Acıyorlardı mevzup, ona. Deli evet. falan. acıyorlardı. Mesela Enbiya suresinin ikinci ayeti şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ma hayati min zikrim muhdesin. Onlara Rablerinden her yeni öğüt ne zaman geliyorsa illestemauhu. Onu dinlerlerdi ama ve hum ne? Hmm. Evet oyun, oyun alay içerikli olarak. Yani garip şimdi bak neler diyor diye alay ediyorlardı. Onu oyun konusu yapıyorlardı. Yalabun kelimesi onların o ifadesini ortaya koyar. La hayeten kulubuh işte böyle yani kalpleri böyle e, gevşemiş, kaymış bir şekilde ve eserrün necevellezine zalemu. Bu zalimler e, kendi içlerinde Böyle e, özel bulundukları yerlerde şu cümleleri söylerlermiş. Hel haza illa beşarın yani. O da, o da gibi Sizin gibi bir oluyor. adam yani. Ne var yani? Efete tu'n sihra ve entüm tupsurun. Yani göz göre göre gidip de şimdi böyle sihre. bir sihre mi tabi olacaksınız? Onun yani sihri'nin peşine mi gideceksiniz gibi böyle alay ediyorlardı. Yani dikkate almıyorlardı. O bir dönem böyle geldi. Bir öyle devam etti. Peygamberimize şair dediler. Peygamberimize mecnun dediler. Peygamberimize hatta ona el emin diyen adamlar peygamberimize döndüler bu defa kezzab dediler. Yani bunlar bu Mekke döneminin peygamberimize karşı müşriklerin takındığı o korkunç tavrı özetliyor. Hele ki Saat suresinde bir ilk pasaj var tam bu konuyla alakalı. Orada diyorlar ki peygamberimizin risaleti onlara ulaştırırken takındığı tavırla ilgili ve acibu enca'uhum munzirun minhum içlerinden kendilerine bir uyarıcı geliyor geldi diye böyle e, ilginç bir tavır içerisine girdiler ve qalel ne işte bu kâfirler dediler ki haza sâhirun kezzabun. İşte bu adam Sibbas. yalancı bir büyücünün tekidir. Bakın. Evet el emin dedikleri peygambere döndüler kezzab diyebildiler. Niye? Çünkü onun mecnun olduğunu düşünüyorlar. Mecnun delirme anlamında değil. Cinler bunu e, etkisi altına aldı. Yönlendiriyorlar. Aklını örttüler. Mecnun o demek zaten. Aklı örtülmüş örtünmüş adam. İşte alay ediyorlar. Diyorlar ki Ece alihete ilahem vahide. Canım yani bu kadar ilahları tek ilaha mı dönüştürdü bu adam? İnne hazale şeyun ucabun. Bu ne enteresan bir iş. Yani acayip. Hani acayip bir şey. Ben talakal mele'u minhum. İşte içlerinden yönetici olanlar ileri atılıyor. Diyorlar ki enim şu. Haydi harekete geçin. Vasbiru ala alihetikum. İlahlarınıza sahip çıkın. İnne le leşey'un yurad. Şimdi sizden istenen bu. İlahlarınıza sahip çıkın. Harekete geçin. Ma semi'na bihâzâ fil milletil âhireh. Biz bu adamın söylediklerini son öğretide, son dinde böyle şeyler duymadık. İn hâzâ illâ Bunun bütün söyledikleri tam bir kafa karışıklığıdır, ortalığı karıştırmadır. Diyorlar. E unzile aleyhi zikru min beynina. Yani bu zikir, bu öğüt indirildi, indirildi de aramızda buna mı indirildi? Buna mı Dolayısıyla Hz. Peygamberi alay konusu ediniyorlar onu hafife alıyorlar. Onun öğretilerini hiçbir şekilde ciddiye almıyorlar. Ona istinaden Allahu Teala Kalem suresinde buyuruyor ki hemen surenin başında es nun vel kalemi ve ma işte nuna hokkaya kaleme ve o malzemeyle satır satır yazdıklarına yemin olsun. Bu vahiy olabilir. İlim adına, hak hakikat adına ortaya konan her tür çalışmaya Allah'ın önem verdiği, o önem doğrultusunda ona yemin ettiği, yeminine konu et, edindiği önemli bir e, meşguliyettir bu yazma işleri. Kainattaki yazılış da olabilir. O da o da olur. Yaratılışın satır satır. O da olur. Ama burada fiil çoğul geldiği için hmm. insanların yazdığı Yesturu şeyler, yesturun satır satır yazdıkları ma ente bi nimeti rabbike. Rabbinin bir nimeti sayesinde sen hiçbir şekilde bi mecnunin ...zinlenmiş değilsin. Aklın örtülmedi. Ve inne leke le ecren gayre memnunin. Sana hiçbir şekilde başa kakılmayacak devasa, tarif edilemez bir ödül vardır. İnneke le ala hulukin azimin. Sen muhteşem bir ahlak üzeresin. Fesetübsiru ve ne Sen de yakında göreceksin gerçeği. Onlar da görecekler. Bi eyyikumul meftunu. Kim fitneye tutulmuş, kim delirmiş, kim ortalığı karıştırıyor? Yakında hepiniz göreceksiniz. Devam ediyor ayetler. Şunun için burayı okudum. فَلَا el الْمُكَزِّب۪ينَ Gerçeği yalanlayan bu adamlara hem itaat etme hem aldırış etme. ve لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ Bu adamlar bir taraftan yağdanlık yapıyorlar. Bir taraftan senin de yağcılık yapmanı istiyorlar. Sen yağcılık yapasın ki onlar da yağcılık yapsınlar. Böylece değerlerinden seni e, uzaklaştırıp koparabilsinler. koparabilsinler. İşte can alıcı emir. <laughs> Sakın ha itaat etme. Külle hallafin mehinin şu aşağılık sürekli yemin edip duran kim varsa o külle ifadesi mutlak umum ifade eder. Herkesi içerir. Bizim tefsir kitaplarımızda mesela hem bu kalem suresindeki bu ayetlerin hem okuyacağımız Hümeze suresinin ilk ayetlerinin ve dolayısıyla surenin tamamının mesela Ahnes bin Şureyh hakkında indirildiği rivayetleri var. Hı hı. Hatta Velid bin Muhire, Übeyye bin Halef gibi isimler zikredilir. E doğrudur yani onlar da işin içindedir ama ayetin içerisinde bir kül kelimesi var. İşte o kül kelimesi mesajın herhangi bir şahsa özel olmadığını evrensel olarak herkesin bu anlamda sonuç çıkartması lazım geldiğini ortaya koyuyor. Ve o bağlamın içerisinde kalem suresi 11. ayette hemmazin meşşâin binemim. işte hümeze, hümeze kelimesiyle hemmazin. hemmaz, hemmaz kelimesi işi gücü alay eden adam demektir. Hı. Yani adeta alaydan beslenen beslenen insan demektir. Evet. Ki o öyle insan tipleri vardır. Var, ya. var. Hala da var. Tabii, tabii i̇şi gücü, dalga, alay. Tabi işi gücü, milleti küçük görmektir. Ama bu tam bir iblis hastalığıdır. Hmm. Bu oradan geliyor yani. Onların atası iblistir. Tabii. Hazreti Nuh'un kavminde öyleler var. Hazreti İbrahim'inkinde var. Aslında kibrin de bir neticesi. Çok yoğun, ciddi bir kibrin neticesi. Aynen öyle. Dolayısıyla yani burada uyarı verildi. Evet. Buraya evet. gönderme Göndermin. yapmak için burayı okudum. Oradan şimdi Allahu Teala nim de. mazz dendi. Oradan atıko buraya geldi. geldi. buraya hümeze. hümeze. Hümeze kelimesine geldi. Lümeze ile ilgili de Kur'an'da referansımız var. O da şeyde Hucurat suresinde yüce Allah buyuruyor ki eser billah. Hani dedim ya hem hümeze lümeze hem he dezi, ikisi, ikisi beraber e, suhriyettir yani alay. İkisine birden alay manası veren alimlerimiz var. Allah hepsine rahmetiyle muamele buyursun. Amin. O, çok doğru bir görüş o. Çünkü Hucurat Suresi'nin 11. ayeti işte böyle başlıyor. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. La yesher kavmun min kavmin. Ha. Hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmez. Ola ki alay edilenler alay edenlerden daha hayırlı olabilir. Kadınlar da birbirleriyle alay etmesinler. Alay edilenler alay edenlerden daha hayırlı olabilirler. Ve la telmizu enfuseküm. Sakın ha kendinizi kınamayın, ayıplamayın. Lemeze işte lümezenin hmm. fiile dönüşmüş e, veya emre dönüşmüş kalıbıdır. Nefislerinizi enfusakum. Hah orada da tabii muhteşem bir mesaj var. Hmm. Ve la telmizu ba'dakum bi ba'dın demiyor. Demiyor. Evet. ilginç. Niye? Çünkü Kur'an'a göre inananlar bir nefistir. Hmm. Kardeşini ayıplayan aslında kendini ayıplamıştır. Orada bir başkasına yönelik bir tavır içerisine giren kendisiyle çelişiyor demektir. Hmm. Kendiniz yani bir hadis-i şerif var. hadis-i şerifin tam metnini hatırlamıyorum da onun Sadi irazinin dilinden hmm. bir beyte dönüşmüş kısmı var Farsça. Farsça da bilmiyorum ama onu ta çocukluğumda ezberlemiştim hiç unutmuyorum onu. Lütfen lütfen. Yani e, ifadelerde bazı hatalar olabilir. Farsça bilenler beni ayıplamasınlar. Hmm tamamen duyumdan e, ibaret bir şey e, aktaracağım. Sadi Şirazi'nin Evet. Bostan ve Gülistan'ından mı başka bir vesaire? Kaynağını bilmiyorum, bilmiyorum. da evet. bir hadis-i şerifin tercümesidir Tercümesi şiirce. Evet. Diyor ki hmm. Beni Adem ezayi yeşfi geren ki aferineş ziyyek guheren der uzvi bedert averez ruzigar Diğer uzuhara emanet karar der mihneti digeran an biğemi neşayet ki nemend neht ademi yani insanoğlu Adem'dendir Adem de topraktandır. Hepiniz bir uzuv uzu, bir organ vücudun, vücudun, vücudun gibisiniz. organları gibisiniz. Vücudu, bir organın başına bir iş gelse diğer organlar ondan mutlaka muzdarip olurlar. Olur, evet. Üsteği olurlar. İnsanlar da böyledir işte bir vücut gibidir. Herhangi bir insanın başına gelen bir dertten dolayı onunla ilgilenmeyenlere ne Adem ne de Müslüman Denmez, diyor. denmez eyvallah. İşte o bu enfüse o demek yani. Siz kardeşinizle alay etmeyin. Çünkü siz osunuz o siz. Yani onu yabancı biri gibi algılayıp da yani onu bir dışlamanın ötekileştirmenin mantığına sahip olmayın. Yapmayın bu işi. Velat elmizü enfuzekim. Kendinizi kınamayın. Kendiniz. Halbuki aslında insan kendi günahlarını eleştirme noktasında uyarılır. Günahına karşı adamın vakur durması lazım. O günahı işlememeye özen gösterecek bir tutum içerisine girmesi lazım. Fakat burada mesele kişinin kendisiyle ilgili kınama değil. Başkasını kendisinden farklı görmemesi gerektiğini öğreten bir öğretidir. Eee Suresi 11. Yani ayette bütün Müslümanlar bütün insanları bir nefsi vahit, tek bir nefis gibi nefis. addetmek evet manasında. Aynen öyle. O, onu söylüyorum. Ortak işte. bir nefis. Evet. Bu anlamda bir de istidradi bir şey olacak ama hı hı. dikkatimi çektiği için hemen arz edip dağıtmak istemiyorum konuyu. Şimdi günümüz insan bilimleri, için, bilhassa insan işte ruhiyatı, insan nefsi, psikoloji diyorlar malum. Uğraşanlar da insanın kendi kendisini sürekli aşağılaması, kendi kendine karşı iç ses diyorlar hocam buna. iç sesinin olumsuz olması. Bak işte affedersiniz gerizekalı bu hatayı da yaptın sen böylesin işte. Senden ne köy olur ne kasaba. Ya i̇şte sen ne bileyim ben daha önce de böyleydin. Sen beceriksizsin, hımbılsın, mıyımıntısın. Bu yarı alaycı, yarı ironik, yarı aşağılayıcı kendine karşı bu olumsuz dilin birçok psikolojik rahatsızlığın kaynağı olduğu söyleniyor. Yani insandaki değersizlik duygusunu bunun beslediği, insanın kendi kendini değersizleştirmesi kendine karşı kullandığı iç telkin mekanizmasıyla kullandığı dille kendini aşağılamasıyla kendine dalın geçmesiyle ondan sonra e, bir tür kendini değersizleştirdiği önemsizleştirdiği ve bir takım manevi hastalıklara zemin hazırladığı söyleniyor. O enfusekum deyince bir dikkatimi çekti. Acaba bu açıdan da bakılabilir mi yani, diye. Ama oradaki herhalde yani bir adamın kendi kusurunu Kınaması herhalde bir hastalık olmasa hı. gerek. İşte o hani nefsi levame yani. diyorlar ya. Evet, evet. İşte kınayan. Evet. Kınayan nefis. Kendine levmeden. Yani nefis. kendi yaratılışını fıtratını kınama anlamında değil. Hı. Fıtratına muhalif davrandığı için ayıp yaptığı için hı. o ayıbını kınayan adam anlamında hı. övücü bir hı hı. E, şey, söylemdir. Doğru. Ayıbını ümitsizliğe dönüştürecek Hah, ümitsiz. şekilde kınama. Yani neyi kınayacağını şaşırmaktır bence. Evet. evet yani evet. ayıbı kınamak yerine adamı kınamaya dönüşürse evet. bu işte bir tanımlama hastalığı yaşanıyor demektir. Kesinlikle. Yani. Yoksa o davranışa murakabe, muhasebeyle ondan ibret almak için kınayıcı yaklaşmak bu güzel. Tabii. Bu mümince bir şey. Hal. Ama öbür türlü kendi varlığını, zatını değersizleştirecek durumda ne ümitsizliğe kapı aşacak, aralayacak şekilde yaptı, oradan depresyon çıkıyor, hastalık evet. çıkıyor, sorunlar evet. çıkıyor filan. Hatta belki tam tersi gurur çıkıyor, kibir çıkıyor o da var. Tabii, tabii. bak ben Tersine çok güzel çeviriyor. bir şey hatırlattınız <laughs> Yusuf Bey. Mesela böyle lüks bir arabaya binip de veya çok lüks bir evde triplex villalarda oturup da böyle kaşhanelerde oturup da yalandan yemek yerken ben işte koltukta değil de işte yerde, yerde yiyeceğim. İşte kaşık kullanmıyorum da elimle yiyeceğim falan numarası yapanlar var. Acayip onlara karşı böyle tiksinti rahatsız, rahatsız, oluyorsunuz değil mi? Yani mi? Öyle numara yapmanın bir alemi yok. Yani öyle bilmem şu kadar milyarlık arabaya binip de efendim önce sağ ayağımı indireyim sol ayağımı. Bırak o işi bırak. Yemek yiyor adam. Yediği yeme tabağı sünnet edeceğim diyor. Şimdi, o evet. Oraya kilitlenmiş. Soruyor işte hocam bu tabağı nasıl sünnet edeyim falan. Hiç ilgilenmiyorum nasıl sünnet edeceğinden. Tabağın içinde yediğin helal mı haram mı bana onu söyle. Evet. bana lazım olan odur. Nasıl? E, kalaycılık yapmanın bir alemi yok yani. Dökmenin bir alemi yok. Numara yapmayalım yani. İşte Tabii. bu kendisini kınıyor filan karşı taraftakine böyle şirin görünüyor bilmem ne. Yani bu, da bu kendini hep, aldatmanın farklı bir Ya bir iğrenç oluyor. gibi bir Tabii. görüntü ortaya çıkıyor. Yani bu kadar olmaz takva yani. Takva suretinde kendini aldatma. Yani, şey. Takva suretinden takva şirretine dönüşüyor böyle böyle çirkin bir görüntü. Ben şahsen çok rahatsız oluyorum öyle şeylerden. Olduğun gibi görün kardeşim. Göründüğün gibi ol yani. Nedir yani başka görüntü vermeye ne gerek var? Sonra burada kimi aldatıyorsun? Hadi aldattın adamı. Ağzından çıkan her kelime kaydoluyor diyor Kaf suresinde Allahu Teala. Ma <laughs> yelfizu min kavlin illa ladayhi raqibun atidun. Yani ağzından bir lafız çıkmaya dursun. Hemen orada orada yanı başında oturan melekler var. Onlar kaydediyorlar. O kayıt edilen defterde ruzi mahşerde önümüze çıkacak düşüncelerimizden sorgulanacağımızı söylüyor Allah-u Teala. Evet, Niye bunu diyor? Evet. Çünkü kainatın sahibi biliyor ki bu adamların konuştuklarıyla yüreklerinde sakladıkları aynı değil. Husle mafis sudur. Şeyde okumuştuk onu evet. önceki surelerde. Eee ve husle mafis sudur. Adiyat suresinde okudu. Sanırlarımızdaki... Yüreklerdekiler tahsil edilecektir. Öyleyse daha sağlam bir duruş ortaya koymak bence daha Müslümanca bir tavırdır.